Selamlar, iyi seyirler, iyi eğlenceler. Hadi devam ki. Abi, kaydalık. Bakalım. Gelenlerin duraklaması bir şey yapıyor. Hep sürekli geliyorsalar kazanır burası da. Şey olursa bir kafeye gideceğim. Değerleri azalt bakayım bir. Reklam verme. Reklam verme, reklam verme. Başka. İyi maaş boyutuna düş. Neymiş? Fakir insanların bu kadar fakir olması da neden senin gibi hesaplamaz? Eksi 15 yemek hayranlarla. Yok reklam yapmayacağım. Süre gider olmazsa. Yirmi bine düşeceğiz geri. Daha 26 bine. Masaların yarısı bile dolu değil. Yani sandalye sayısına bakarsan yarısı bile değil yani. Ne
Nereden baksan bir 90 kişi olacak ki ölü sayılsın. Ay. Malzeme puanını geç şu anlık. Buranın malzemesi. Gün sonunda 8 gün kazanmışım. Orası kazanmış. Burası 2 gün ancak kazanıyor. Şura bizi kurtarıyor zaten. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? İnternet. Bayramda. Yanında da. Reklam veriyorum. Hadi bakalım. Bir de böyle yapalım. Peki bu kazandır. Zaten mantıkta reklam yapmazsan kazanamazsın. Yani ben gideyim sokağın mesela bizim bu caddede bir şey açayım. Restoran. Hiç reklamını yapmayayım ama. Hiç. Çünkü yani kimse bilmez yani. İsmini duyurman gerekiyor sağda solda. Hop. Hemen öleceğim. Ama böcek buldum. Kusacağım. Yani abartma. Bakalım bugünün sonu ne olacak. Buranın kazandığı buraya gidecek yazar diyeceğim. Bugün buradaki çalışanların maaşını düşür. Düzgün maaş. Reklam panolarına. İnanmıyorum. Sana var ya. Tabi ürünlerin fiyatı arttıkça ama şey yıldız arttıkça iyi ürün aldıkça herhalde yanlış bilmiyorsam aldığım ürünlerin parası da artıyor. Yine 27 bin ile kapatacağız. Bak gör.
Allah bir süre sonra aldırdım, çok sevmedim. 30 binde falan. Hatta dur. Al sat. Neyi daha edecek kadar müşteri geldi. Ama daha çok gelmesi lazım. Dur. Fiyatları düşürelim. Düşür fiyatları. En alttan başlayalım. İçecek fiyatları. İçecek fiyatları 0,16 veriyorum. Yok artık. 1 nokta 12 salatalık fiyatları 2 olsun. Yan yemek 4. Çorbalarda bir tık aşağı indim. Salata 2,13. Ana yemek. Bayağı da ana yemek varmış o. Ona düşür. Kırmızı olanları yüksel sadece. Başka yok değil mi? Sonra bunlar da 5,12 olsun. Sonra diyor. Nereye hitap etmiyorum? Yüksek gelir lere hitap etmiyormuşum ben. Bakalım sonucu ne olacak. Siteyi kapattım. Biz 10 o 10 bin getirisi olmuş. Böyle yükseltmiyor. Buranın 4000 getirisi olmuş. 6000 gider burada. Bir süre ilerleyeceğiz böyle. Tamam, belki daha çok müşteri çekeceğiz, hadi. Çocuklar hadi hadi hadi. Hop, ne olacağım? Oranın bu kadar ucuz olmasına inanmıyorum. İlk pazarlık yaptım he. Ucuz buluyorlar. Zam gelir o zaman. Haberiniz olsun. Biraz daha şeflerin deneyim artsın. Zam geldi. Zam geldi. Zam geldi dersiniz.
O zaman mallar, etler, maliyetler çok yüksek, bu ne dersiniz? 31 bin. Ya, oyunda hafta olarak geçiyor aslında da. Gün olarak sayarsan. Bugün bitsin, bir gün daha fiyatlar öyle olacak. Bir gün sonra fırlayacak fiyatlar. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Artık öyle arkadaş. Kadar net söylüyorum yeğenim. Müşteri yokla. Bizimki meteliğe kurşun atmak bu olsa gerek. Müşteri. Müşteri. Akşam üzeri biraz çoğalıyor. Hadi 32 bine çıktık bu sefer. Clink yaptığında bir tırsmıyor değilim ha. Hadi 32 bine çıktık, iyi. Bura kendini toplamaya başladı. İki oldu, bitti zaten. O gitti. Şuradaki müşteriler kaldı. Aşçılar hanım. Burası 2000 kazanç, 4000 gider oluyor. 12.000 olmuş. Ora gittikçe kendini yükseltiyor. O adam ne yapıyor da yükseltiyor lan o kadar? 12.000 kazancı var, 6.000 gideri var. Buranın 2.000 kazancı var, 4.000 gideri var. 2.000'in üstüne çıkmasının zamanı geldi o zaman. Bir gün daha böyle. Bir gün daha düşük fiyat. De politika düşük gelirler olsun. Orta harcama. Pintilere edelim. Gurmelere hitap edelim. Öbür yer bizi kurtarıyor zaten. Gözden çıkarttım şu an. Öbür yer zaten 12.000 kazandırıyor ona. Öbür yer her halükarda beni kurtarıyor. Hop hop dur. Buyurun canım. Ne kadar kötü bir yer. Masanızdaki lekelerin örtüsü var. İndirim teklif et. Hedef 100 bin. Öbür dükkanda kazanacağım. Her gün 10 bin kazansam 10, 20, 30, 40, 50, 60 yani. Giderleri de sayarsan 10 güne olur mu? Bakacağım.
birkaç bölüme yani şey olmuş olurum. Hedefe ulaşmış olurum. Bin. Hadi 36'yı da zorla canım. O kadar da olmaz. Ne oğlum olay? Öbür yerde mi acaba? Buradaysa ama bana burayı niye göstersin? Buraya hep eksi 3000 veriyor. Bu indirimli son günümüz. Bundan sonra yüksek gelirli olacak. Yan açılış şerefine indirimlerde gidiyorduk. Bitiyor. 36.000'deyiz. 40.000'de kapatır mıyız? Öbür yerle şey birlikte. Öyle canım. Burada indirim teklif ettik. Bırak 2000 getir. Of, 6000 götür. Ya bakalım. Bu düşmüş gelirim. 12.000'den ne düşmüş? 4.000 nasıl kayıp yaşadın lan? Şöhreti. Buran daha şöhreti yok onun için. Batmazsak iyidir. İyi, bu sefer gelmeye başladılar sanki. Bugün zam günümüzdü. Kusura bakmayın. Patatifler 6.000, ana yemek 12.000, de yetmiyor şefin menüsü 18.000,
Salata 3000. Çorba 7000. Yan yemek 7000. Tatlılar 3000. İçecekler 2000. O da menüye kaçtan girdiyse artık. Bakalım. Azıcık şöyle al. Allah şefin yönetimi nasıldır orada bilmiyorum. Adam 10.000 kazandırdı. 12.000 hatta. Ben o kadar kazandıramamıştım orada. Nasıl bir şef tuttuysak artık. Biraz çok çoğalsın puan. Ya daha az. Bakayım. Daha az. Benimki çok çok. Ne yapacağım şimdi? Şunu yapsın. Şunu yapsın. Diğerlerini yapmasın. Bu ilk dördünü yapmasın. Son ikisini yapsın. Bu hepsini yapsın. Bu da hepsini yapsın. Ben de hepsini yapayım. Otuz beş bin. Oldu tatlım? Rüşvet seçeneği yerine hata almış yemeği değiştirelim seçeneği olmalı aslında. Bitti. 36 bin. 30 bine gerileyeceğiz mi? O müşteri de gitti mi? Gitti. 3000 kazanıp 3000 zararda olmak. Bir kafe. 8 bin 8 bin. 34 bin. Orası zaten bizi ayakta tutuyor galiba. Bana öyle gelmeye başladı.
Şöhretimiz ne durumda? Şöhret 23. 25. Buradan da şöhret artmaya başlıyor yani. Şu masaların hepsinin dolduğunu gördüğünde diyeceğim ki tamam şimdi oldu. Kimi dinledim? Bugün itibariyle şey yok. Dur. Alttan başla. Reklam yok. Panolarında reklam. Hiçbir yerde, hiçbir yerde. Nerede ne kaldı da? Politika günlük masraf 1000. Neyi bana günlük masraf harcatıyor? Şey... Yok. Çalışanların maaşı da dur, şimdilik böyle olsun. Sonra göreceğiz. Giderleri kıstık. Hop. Bayram bayram efendim. İndirim teklif et. Ne yapayım, indirim teklif etmezsem şimdi kabul olmaz. Bin. Öbür yerin getirisi 10.000 var mıdır ki? 8.000 varsa oranı şeyle kurtarıyoruz zaten. Ora kendini kurtaramıyor çünkü. Oranın kendini kurtarması için daha bir fırın ekmek yemesi lazım. Şöhret 25, şöhret 25. Artık iki yerde aynı. Bakalım. Kaç çalışanı var buranın? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 çalışanı var. Şuranın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 çalışanı var. Yani benle beraber buranın 15, oranın 14. Çocuklar maaşlarda birkaç gün kısıntıya gideceğim. Birkaç gün kısıntı olacak. Birkaç gün idare edin. 40 bin limitin üstüne çıkarmamız lazım gelirimizi. İnceleme şehrimizin en ünlü yeri olduğu için hakkında inceleme yazmak bir vatandaşlık görevi. Pekala, fiyatlar makulden dekteydi ve iç mimarları harika bir iş çıkarmış. Tek kötü yanı yemekler tatsızdı. Doğrusunu söylemek gerekirse hizmet neredeyse mükemmeldi ve masama getirilen şey için çok daha fazlasını ödeyebilirdim. Benim tek şey var, soğanlı kızarmış hindi köpeğim bile yemezdi. Kalan her şey güzeldi. Restoranı gördüğüm en iyi görünüşe sahip restorandı. Hizmet gerçekten iyiydi. Masama getirilen şey için çok daha fazlasını ödeyebilirdim. Daha iyisini yapabileceklerini düşünüyorum. O kadar kötü. O kadar kötü. Soğan kızarmış hindi köpeğim bile yemezdi. Ha, fiyatlar hala ucuz mu geliyor insanlara? Yükselir o zaman bu fiyatlar. Hatta şu an itibariyle yükselirdir. Aperatifler 8, ana yemek 15, salata 4, çorbada indirim yapıyoruz 6. Şu çorba sadece 12. Yan yemekler 8. Tatlılar 5. İçecekler 3. Artık böyle. Fiyat politikası. Daha para, fazla para öderiz diyorsanız ne diyorsun? Ödemeyesiniz. Çocuklar bir günlük maaşlarınızda düşüş yaşayacaksınız sadece. Bir gün idare edin. Maaşlarda bir gün düşüklük yaşayacaksınız sadece.
İstatistikler günlük mü? Anlar. Ondan sonra gelen var mı? Gene var, iyi. Dur. İzine bakın, insanları yolluyorsun. Bir masadaki müşteri arkadaşlarının doğum gününü. British Pasta teklif etti. British akşam. Hacı, vallahi yapacağımız bir şey yok. Müşteri onlar mı? Tamam. Günün sonu. Yani gelirim, sadece bu kadar oldu. Bir 12 bine çıktı, sonra nasıl düştüm lan öyle yere? Binle kapattık bu haftayı. Hedef 100 bin. Şu sıralamayı çok umursamayacağım ya. Yok ya. Çok umurumda değil. İlk kaç? İlk 50 neymiş? 6000 puan. 6000 puan yapmak için bayağı iyi olmak lazım. Bu oyun başka zaman sıfırdan başlayabilirim. En sıfırdan böyle. Ya da belki ne bileyim. Şimdi finali yapıp sonra yeniden devamını getirebilirim. Kaldığım yerden belki 2-3 restoran, 4 restoranla. O 44 dakika olmuş. Burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.